Vallahi bu Levent Tüzemen gerçekten psikologluk biliyor musunuz? Böyle deli gömleği var ya onu giydirip tımarana götürebilirler. Levent Tüzemen'e gidişat o yani. Vallahi üzülüyorum yani. Başka da sözüm yok. Namkörler. Yıllarca sizi kurtarsın adam. İlk hata yaptığında adamı bu hale getirin. Oliganizm öyle bir adamı esir almış ki. TikTok'tan... Baba gönder gönder, gül gönder falan diyerek 50 bin lira toplayabilirim. Şampiyonun belli olduğunu nereden biliyorsun baba bu maçları federasyondan garanti mi alıyorsun? Her gün federasyondasın ya. Özür dilerim mesela Ali Koç'un babası zengin. Tüh Allah kahretmesin niye zengin ya? Şimdi Ali Koç da çıkıp bu sonradan görmeler falan derse ne diyeceksin babacım ya? Ya Okan Buruk Allah aşkına ya. Hani mazeret üreten çocuklar gibisin ya. Ya siz hep Fenerbahçe'yi konuşuyorsunuz kardeşim. Hadi oradan diyorum ya gerçekten bak. Ahmet abi yargıya hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsın abi? iyi misin? Çok teşekkür ederim sağ olun. Herkese selamlar. Abicim yine bir yargıda birlikteyiz. Sana bir 7 kişilik yargı listesi hazırladık. Merakla bekliyoruz yapacağın yorumları. Hazır mısın? Hazırım tabii ki. O zaman tokmağı indir gelsin abi. Hadi bakalım. Abi 7 numarada şansal Büyük A. Kanalımızda 343 dijitalde. Evet. Ali Başkan'ın divanda yaptığı Hodrü Meydan başkan evet. adaylarını Hodrü Meydan göndermesine bir karşılık verdi. İzleyelim yorumunu alalım. Evet. O bakımdan ben Aziz Yıldırım aday olacağını düşünmüyorum. Ha Aziz Yıldırım bir aday çıkarır Malikoçun Koç'un karşısına derseniz ona hayır diyemem. Olabilir. Ama şu var. Evet. Şimdi şöyle ifade edeyim. E, aday çıkartır mı? Tabii ki çıkartır ama Aziz Yıldırım da Ali Koç'ta güzel bir ders aldı. Uğur Dündar biliyorsunuz Uğur Dündar'ı Az Yıldırım çıkarttı Ali Koç'un karşısına ve Ali Koç orada belki de o seçimleri çok ciddi almadı ve Azıldırım bence bir zafer kazandı o seçimde. Şimdi şöyle bakmak lazım. Madem bir aday çıkaracak, ismi geçen adayların hiçbiri çıkmaz. Çok güçlü bir aday çıkartması gerekir. Az Yıldırım da bunu bilir. Ve çok güçlü adayı Fenerbahçe Kongresi'nin önüne getirmek ister. Çünkü evet Az Yıldırım Ali Koç'tan rövanşını almak istiyor. Bir önce almak için hamlesini yapmalı. Çünkü Ali Koç bir şampiyonluk aldığı anda karşısında bir aday çıkması artık çok çok zor. Ki bugün bile aday çıkmakta zorlanıyor. Ee, o yüzden bir önce yapmalı. Ek süre ister misin abi? Yok gel bitirelim. Tamam yeterli diyorsun. <laughs> Aynen öyle. Bu arada satır arasında da Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını da vurgulamış oldun tekrardan evet, inancıyla. Şampiyon olacak zaten Fenerbahçe. Şüphen var mıydı senin? Ben ortadayım abi. Peki, tamam. Peki abi o zaman 6 numaraya geçiyoruz. 6 numarada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk var abi. Bir değerlendirmesi var. Hazırsan geliyor. Hadi gelsin bakalım. Ve rakibin sadece herhalde maçın genelinde 4 tane aksiyonu vardı. 3'ü gol oldu ve hiçbiri planlanmış bir organizasyon değildi. Bu tür şanssızlıklar olacak. Herkesin başına geliyor. Şimdi 3 tane oradan, 3 tane kara gümrükten aklıma şey geliyor. Rıza Çalınbay'ın şanssız goller yedik klişesi geliyor. <laughs> yani hakikaten futbol... Hatalar üyindir. Futbolda hata yaptığın anda gol yersin. Ve sen, senin takımın Üç kere hata yapmış, üç gol yemiş. E Galatasaray kaç kere gitti rakip kaleye? Ya Okan Buruk, Allah aşkına ya. Hani mazeri üreten çocuklar gibisin ya. Ya adamlar eze eze ez yendi yani. Bütün maç Beşiktaş üstünde. Sahadan sildi Galatasaray'ı. Hele 20. dakikadan sonra sahada yoktunuz. İlk kere bittiğinde tek şutunuz vardı o da gol olmuştu ya. Ya bunu söyleyecek en son kişi sensin kusura bakma. Evet abi tokmağa da vurdun noktayı koydun. Şimdi o zaman 5 numaraya geçelim. Beşiktaş'ın eski futbolcusu, günümüzünde futbol yorumcusu Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin çok tartışılan ismi Mert Hakan Yandaş'la ilgili bir yorum yapmış abi. Evet geliyor ya. abi futbol ağızla oynanan bir oyun olsa Türkiye'nin en formda oyuncusu Mert Hakan Yandaş Mert bana alınmasın kulağına giderse. Sivas Spor'daki performansıyla ben Mert'i çok sevdim. Büyük futbolcu Fenerbahçe anasının ak sütü gibi helal bir şekilde geldi. Ama bir oyuncu de dört tane sarı kart yiyorsa her maçta hakemle konuşma Ardını öpmedik yer kalmadı böyle hani. Hadi hocam. Mert sen 25'ten vurdun mu çatala vuruyordun. Sağda en çok koşan oyuncuydun. Ya sen bunu yap. Kolunda pazuvant var. Senden bu bekleniliyor. Ama sen onun dışında ağzınla her şeyi yapıyorsun. Şimdi Fenerbahçe'de en büyük eleştiri nedir? Futbolcular hakeme itiraz etmiyor. Bir tane itiraz eden var. Adam var. Onu da işte böyle böyle sindiriyorlar. Hiç kimse hakeme itiraz etmesini istiyorlar. Galatasaraylılar topluca Hakemin etrafını sarıyorlar. Her şeye kendilerini yere atıyorlar. Sürekli itirazlar. Konu Fenerbahçe olunca bir oyuncunun bile itiraz etmesine tahammül yok. Bir defa Mert Hakan kulübedeyken iki kez sarı kart gördü. Bu da son derece normal. Takımın hakkını savunmuş. Takım için mücadele etmiş. Ve bunun bu kadar kınanmasını anlamıyorum ben. Ve Galatasaraylılar aynı şeyi yaptığı zaman sarı kart görmüyorsa bu Mert Hakan'ın suçu değil. Mert Hakan Takımın kaptanı olarak tabii ki hakkını arayacak. Tabii ki o mücadeleyi verecek. Ben Mert Hakan'a yapılan bu eleştirilere kesinlikle katılmıyorum. Hatta Mert Hakan'a büyük haksızlık yaptığını düşünüyorum. Bir algı operasyonu yapıldığını düşünüyorum. Ve bu yüzden bu bu sözlerini kınıyorum. Peki performansı nasıl abi Mert Hakan'ın <laughs> sence? Yani Mert, Mert Hakan elinden gelen her şeyi yapan bir oyuncu. Ve e, dün de gördük, ondan önceki maçlarda da gördük. Sahaya çıktığı zaman elinden geleni kapasitesi ölçüsünde yapan bir oyuncu. Ben son derece memnunum performansından. Peki abi. O zaman 4 numarada Galatasaray'ın yorumcusu Levent Tüzemen var. Son günlerin Galatasaray'da tartışılan ismi Muslera'ya adeta öfke saçmış abi. Evet. Geliyor. Bu her Beşiktaş maçında bu musarı hata yapıyor Aynen. ya. özellikle Vodafone'daki tüm maçta musarı hata yapmış. Ya. Bu bir tesadüf olamaz ya. İyi giderken maçta topu elinden kaçırmış 3-0 olmuş. İyi giderken topa çıkamamış, Karin kafayı vurmuş gol olmuş. Şu maçta maç 1-1. Oyun belki devam etse. Ya bu hatayı defalarca geçen sene yaptım. Taylan bitti bu yüzden ya. Kendi vatandaşına Trabzon maçında attı topu, golü yedi. Evet. Karagümrük maçında Topu kestin, golü yedin. Maç 1-1. Bu maçta 1-1 bir iken bile kızıyorsun. Adama kızıyorsun. Niye atıyorsun Mustara ya? Galatasaray yönetimini uyarıyorum. Bugün öğrendiğim kadarıyla Mustara bu ülkede dünya parası kazanmış bir insan Galatasaray'da. Nereden bak sen en az 30 milyon euro para kazandı. Para Musar için çok kıymetli. Kaptırdığı bir bank olayı var. Bank olayından beri adamın kafası dağınık ya. Çıkın deyin ki Galatasaray yönetimi, kalecinizle konuşun. Bu ekonomik açıdan bir sıkıntı varsa kafasını rahatlatmak adına onun bir takım şeylerini rahatlatmaya çalışın. Ya ona kefil olun o parasına ya da biz bu işin takipçisiyiz değil. Bu şartla oynama şansı yok ya. kendinde değil. Risk tabii yani bunu yaptı. Ya böyle bir şey olmaz abi. Ne kadar inatçı ve dik kapalısın ya. Galatasaray bu yüzden goller yedi, puanlar kaybetti. Ya. Abi sensin sorumlu. Kibarlık yapıyor o konuşan. Ben teknik direktör olsam maçtan sonra Mustafa'ya inanılmaz laflar söylerim ya. Bu kaçıncı hatan yani? Nankörler. Yıllarca sizi kurtarsın adam. İlk hata yaptığında adamı bu hale getirin. Vay 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 lafa bak be. Beşiktaş maçlarında hep goller yiyormuş. Ne tesadüfmüş. Vallahi bu Levent Tüzemen gerçekten psikologluk biliyor musunuz? Hatta psikiyatrlık yani böyle öyle diyeyim size. İlaç kullanması lazım. Artık e, mutlaka sakinleştiriciyle falan böyle yayınlara çıkması lazım. Çünkü artık holiganizm öyle bir adamı esir almış ki yıllarca kendilerini kurtaran şampiyon yapan kaleciye bile bunları söyletebiliyor. O işlerinden gelen dürtüler. Yani gerçekten üzüldüm. Mustarya'ya sahip çıkasım geldi. Ne bu, bu abi adam 11 yıldır Galatasaray'ın karesinde başarmadığı şey kalmadı. Adamı resmen suçlamış. Geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı oynayan e, oyunculara yapmışlar. şey Şimdi kendi oyuncusuna dönmüş. Gerçekten psikologluk bir olay ya. Vallahi üzülüyorum yani. Başka sözüm yok. Abi Levent Tüzemen de senin listenin gediklisi oldu. Ya, ya. Levent Tüzemen daha her hafta burada olur bu psikolojisi. Psikolojisi iyi değil. Hele Galatasaray bir maç daha kaybetsin. Fenerbahçe önüne geçsin. Böyle deli gömleği var ya onu giydirip tımarına götürebilirler. Levent Tuzi ben gidişat o yani. Levent Tuzi dikkat et. Abi bir eleştiri var. Diyorlar ki Ahmet Ercanlar tokmağını çok yavaş kullanıyor. Öyle Yeterince mi? sert vurmuyor. Evet geçen programda çok fazla yorum gelmiş. Biz naif insanlarız. Kibar insanlarız. Öyle ee, diğerleri gibi tokmağı kıracak şekilde vurmuyoruz tabii ki. Ama geri geldiğimiz sert doğurmasını biliriz. Peki abi çok güzel noktayı koydun. Radyonu kestin. Abi artık e, top 3'e giriyoruz. 3 numarada mi? sansürsüz futboldan Murat Aşık var abi. Öyle mi? Evet e, aslında Fenerbahçe içinde Fenerbahçeli olan yorumla, yorumculara karşı bir değerlendirmede bulunmuş. İzleyelim abi. Ya Fenerbahçe'de forma giymişler ondan sonra Fenerbahçeli olmuş olabilir bilemem ben de. Ümit Özat da aynısı. Evet, bak başkan bunu da söylüyor. Biz de Ümit Özatlar, Serhat Akınlar olduğu sürece bizim dışarıdaki düşmanlara sıra gelmiyor zaten onlara. İçeridekilerle uğraşamıyoruz ki adam. Tabii o zaman şunu bekliyordu muhtemelen. Hani biz de belki Fenerbahçe'de tekrar görev alırız. Çünkü Aziz Yıldırım bizi buradan gönderdi. Hani biz de tekrar belki ki çok doğaldır eski bir Fenerbahçe'li futbolcu. Tabii ki görev almak ister. Aslında hepimiz istiyorsak tekrar Fenerbahçe'nin içinde olmak. Ümit Özat'ın da bence bütün yarası o. Oraya girememek. Çünkü Aziz Başkan kalsaydı girecekti muhtemelen. Çok adı geçiyordu. Ee, Serhat Akın'da muhtemelen bir beklentisi vardı. Olmadı. Gerek yok. Fenerbahçelik öyle bir şey değil. Şimdi genel anlamda söylediklerine katılsam da ben Serhat Akın'ın e, daha naif, daha düzgün bir adam olduğuna inanıyorum işin açıkçası. Serhat Akın'dan dolayı e, sözlerine katılmasında Ümit Ezat konusunda katılıyorum. Zaten sonraki maddelerde Ümit Ezat var onu konuşacağız. Şunu söyleyeyim evet görev bekliyor olabilirler ve e, o görev gelmeyince Fenerbahçe'ye saldırıyor da olabilirler. Bu bir karakter göstergesidir. Yani herkes Fenerbahçe'yi farklı seviyor. Kimisi ee, bu şekilde seviyor. Kimisi karşılıksız seviyor. Bu şekilde sevene de saygı duyalım. Serhat Akın'a biraz daha çok saygı duymakla beraber işin açıkçası Ümit Özat'a o saygıyı duymuyorum. Murat Ayşe'ye haklı buluyorum o konuda. Bitirdin mi abi? Heh, Bitirdim. Şimdi abi. Yuvurdun tokmak? Şimdi? Evet abi. Tokmak gelince anladık. Evet. Bitirdiğini. Abi şimdi artık e, son ikiye giriyoruz. Burada ek süre verebiliriz sana çünkü biraz kapsamlı konular. İki numaranın kahramanı Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek. Açıklamalarına denk geldin mi bilmiyorum. Adeta racon kesmiş abi. Ee, neler neler onlar giderken biz dönüyoruzlar. Gelsin Zengin bakalım. aile çocukları gelsin abi bir görelim. Şampiyon belli. Şimdi aslında gergin olması gereken ikincilik, üçüncülük savaşı var. Beşiktaş Güzü diye bir kulübümüz ama sponsoru Beko. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz sponsoru Beko. Buradan insanlar çıkarım yapabilir. Rakip takımın divanına bakıyorsun. 3 saat, 3,5 saat sürmüş, 2,5 saati Galatasaray. Galatasaray'dan ne kadar korkulduğunu gösteriyor. Korku ateşi sarmıştır. Bu ateş üfleyerek sönmez. Bu koalisyonun Galatasaray'a yaptığı saldırılar Galatasaray'ın daha da güçlenmesini sağlamıştır. Bunlar hem Beşiktaş'ta hem de Fenerbahçe'de genç insanlar. Zengin ailelerin çocukları. Dolayısıyla burada biraz daha mütevazi, biraz daha kibirden yoksun hareket etmelerinde Türk toplumu için büyük fayda vardır. Öyle zengin babanın, zengin çocuğu gelip buraya oturmak. Daha onlar yolun başındalar. Onlar giderken biz gittik şimdi dönüyoruz o. Şimdi dolayısıyla benim onlara tavsiyem şu. Biraz konuşurken dilinize sahip çıkın. Şimdi burada birkaç not aldım. Bir defa diyor ki şampiyon belli. Ya Dursun Özbek bir şey soracağım sana ya. Şampiyonun belli olduğunu nereden biliyorsun baba bu maçları federasyondan garanti mi alıyorsun? Her gün federasyondasın ya. Federasyondan çıkmıyorsun. Herhalde söz verdiler sana. Bu kadar emin bir şekilde şampiyon belli diyebildiğine göre. Ya arkadaş bu nasıl bir özgüvendir ya. İki maçı kaybetmişsin son iki maçı. Beş puan kaybetmişsin şampiyon belli diyorsun ya. Hayırdır arkadaş bir söz mü aldın birilerinden? Söyle bilelim. İki. Zengin aile çocuğu, abi özür dileriz ya babası zengin olduğu için. Özür dileriz. Mesela Ali Koç'un babası zengin. Tüh Allah kahretmesin niye zengin ya? Şimdi Ali Koç da çıkıp ya bu sonradan görmeler falan derse ne diyeceksin babacığım ya? Sonradan parayı bulanlar falan derse ne diyeceksin? Çünkü bu iş öyle bir şeydir ki kültür meselesidir. Zengin olmak ayıp bir şey değildir. Para kazanmak da ayıp bir şey değildir. Sonradan zengin olmak da ayıp bir şey değildir. Babadan zengin olmak da ayıp bir şey değildir. Eksüre Hiçbiri... geldi abi. Bu önemli konu. Tabii abi eksüre. Hiçbir ayıp değildir. Ama senin bu yaptığın açıklama ayıptır. Yani zengin aile çocuğu ne demek ya? Harvard'da okumuş mesela Ali Koç. Allah'ın lisesinde okumuş İngiltere'de. Her, en iyi eğitimi almış. En mükemmel eğitimi almış. Kusura bakma ama dursun Özbek. Yani artık şirazenizi kaybetmeye başladınız. Ağzınızdan Fenerbahçe lafı eksik olmuyor. Bir de sürekli Fenerbahçe bizim alemimizde konuşuyor. Ya siz hep Fenerbahçe'yi konuşuyorsunuz kardeşim. Ağzınızdan Fenerbahçe lafı düşmüyor. Erden Tümür konuşuyor Fenerbahçe. Hocanız konuşuyor Fenerbahçe. Sen konuşuyorsun Fenerbahçe. Bak şunu gördüm artık. Artık bundan eminim. Galatasaray Fenerbahçe'yi neyle suçluyorsa onu yapıyor. Dursun Özbek 2 hafta önce açıklama yaptın. Bu kadar federasyon ziyaretleri normal değil dedin. Bu işin altından başka işler vardır dedin. Bugün bakıyoruz ki her gün federasyondasın. Bin tane bahaneyle federasyona gidiyorsun. Ne ile suçluyorsanız Fenerbahçe şey, onu yapıyorsunuz. Yani aslında sizi takip ettiğimiz zaman şunu görüyoruz. Söylediklerinize bakarsak suçunuzun ne olduğunu anlayabiliriz. Bu kadar basit. Bu ateşi Flix Sönmez lafına dikkatini çekti biraz bu laf. Üstümüzde söylenen bir lafta, FETÖ kumpasını desteklediğiniz zaman söylenen bir lafta, bu lafın bir gün gelecek hesabı sorulacak. Söylenecek fazla bir laf yok. Gerçekten hani hadi oradan diyorum ya. Gerçekten bak. Abi artık top 7'nin zirvesine geldik. Zirvede Ümit Özat var. Başkan Ali Koç'u ağır bir şekilde eleştirmiş abi. Gelsin bak. Gelsin abi. Yap beni kongreyesi. Bir oy alacağımı bileyim sana karşı aday çıkacağım. Hadi. Sen bir genel kurul kararı alsana. Ama ne zaman al biliyor musun? Bir bekle. Allah korusun takım şampiyon olamazsa bir genel kurul al bakayım. Genel kurul kararı O Ankara'dan, İzmir'den, Mersin'den gelip Az Yıldırım'a 16 bin oy farkla gönderenler var ya. Seni 32 bin oy farkla gönderecekler. Ben sana söyledim. Senin için Az Yıldırım'dan daha kötü olacak. Şimdi ben Ümit Özat'a kongreyesi olabilmesi için bir iki tane tavsiye vereceğim. Ben kendisini referans olurum. Sırf o kongreye girebilsin diye. TikTok'tan baba gönder gönder, gül gönder falan diyerek 50 bin lira toplayabilir ve Fenerbahçe kongresi olabilir. Ben de söz veriyorum, onun referansı olacağım. O kongreye gelsin bu aday olsun. Gerçekten bak. Gerçekten aday olsun. Çok istiyorum. Ya kardeşim, seni 32 bin oyla falan gönderecekler falan filan. Ya kusura bakma ama sen kim oluyorsun yani? Kim oluyorsun sen? Fenerbahçe adına böyle konuşuyorsun. Çocukluğunda Galatasaraylı olan, hala belki Galatasaraylı olan bir adam. Fenerbahçe'de profesyonel oynamış, parasıyla bu işi yapmış. Bak parasıyla profesyonel oynamış bir adam geliyor bugün bize. Ahkam kesebiliyor ya Fenerbahçe'de 10-15 milyon euro para kazandın sen gittin ya. O paraları kumarda yedirsen bize ne kardeşim bir süre istiyorum. Bize ne ya kumarda yediysen o paraları. Yemeseydin bu durumlara düşmeseydin biz ne yapalım yani? Yine Fenerbahçe'nin sırtına mı binmek istiyorsun sen? Binemezsin. Binemezsin. O işler geçti artık Ümit Özat. Ali Koç da gitse başka başkan da gelse sen o kulübe bir daha gelemeyeceksin. Evet abi yine yargıyı verdin ve listeyi tamamladık abi. Nasıl buldun bu haftaki listeyi? Fena değil. Hoşuma gitti işin açıkçası. Güzeldi. Güzel. Adalet dağıtıldı yine abi programda. Evet. Son sözlerim varsa alıp kapatalım abi. Bizim son sözümüz her zaman Fenerbahçe'dir. Bunun üstüne söz söylenmez o zaman. Ağzına sağlık sağlıklıyoruz abi. Teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun.